Çözüm bize sloganıyla yurt gezilerini sürdüren HDP'li vekiller illerde yurttaşlarla buluşuyor. Aralarında Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'un bulunduğu heyet bugün Bingöl ve Solhan'da yurttaşları ziyaret etti. HDP'li Oluç'a milletvekilleri Mahmut Celadet Gaydalı, Erdal Aydemir, Gülistan Koçyiğit, Şevin Coşkun'un yanı sıra il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Sabah saatlerinde Solhan ilçesinde esnafı ziyaret eden HDP'li heyet yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bir vatandaş ayrımcılıktan şikayet etti. Herkes Tokyo aldı, bizim memleket almadı. Ne ayrımcılık acaba? Ayrımcılık sadece tek konuda da değildi. Türkiye'nin her tarafı asfalt olmuş, bizimki halada topraktır. Sorunların çözümü için HDP'nin iktidara gelmesini istedi bir vatandaş. Yanıtı Saruhan Oluç'tan geldi. Diyor, iktidara geldiğinizde söyleyeceğiz. Evet tamam. Yardım ederseniz geleceğiz. Yurttaşların tek şikayeti geçimde değil, adaleti talep ediyorlar. Arsal ablamızı bir zahmet çıkarın. Solhan'ın ardından HDP heyeti Bingöl'e geçti. Saruhan Oluç burada HDP il başkanlığı önünde toplanan yurttaşlara seslendi. HDP'nin seçimlerde başarılı olmasının neden önemli olduğunu anlattı. Türkiye'de yeni bir sayfa açılacaksa eğer, güçlü bir demokrasiye doğru, güçlü bir yerel demokrasiye doğru yürünecek yeni bir sayfa açılacaksa işte orada da Halkların Demokratik Partisi anahtar bir role sahip olacaktır. Aslında demokratikleşmenin sigortasıdır Halkların Demokratik Partisi. Oluç, Cumhur ve Millet İttifakı'nın sabıkalarından bahsetti. Cumhur İttifakı da, Millet İttifakı da aslında demokrasi konusunda son derece sabıkası yüksek olan partilerden oluşan ittifaklardır. Seçimlerin önemine dikkat çekti. Hata edip de yıllarca Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş olan arkadaşlarımızı bu hatalarından döndürme zamanıdır artık. Sık sık HDP'yi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun albümüne gönderme yaptı. Bir bakıyorsunuz vekilleri yolsuzluğa bulaşmış. Bir bakıyorsunuz bakanları uyuşturucu tüccarlarıyla, uyuşturucu baronlarıyla poz poz fotoğraf vermiş. İçişleri Bakanı var biliyorsunuz. Foto albümü yaptı adam. E tabi o kadar suç işleyince suçlarını örtecek de bir şey yapması gerekiyor. Ne yapıyor? HDP'ye saldırıyor. HDP Grup Başkan Vekili Erdoğan'ın açıkladığı son TOKİ projesini de eleştirdi. Millet ekmek bulamıyor. Millet elektrik parasını, gaz parasını ödeyemiyor. Adam TOKİ'den size ev satacağız da diyor. Bu krizi aşacağız. Saruhan Oluç ve beraberindeki heyet ardından Bingöl kent merkezinde esnaf ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Burada da öncelikli gündem ekonomi ve işsizlikti. Bu gençlerimize bir çözüm bulmamız lazım. Evet. Gençlik adına bir çözüm bulmamız lazım. Yani Bingöl'de gerçekten işsizlik sıkıntısı var. Din adamı olan bir yurttaşsa feryat etti. Gerçekten bu faşistler bizim başımıza bela olmuşlar. Evet, inşallah faşistlerden kurtulmak istiyorum. Heyete destek mesajı ve umut verdi yurttaş. Yolunuz yoldur. Ben öyle umutluyum. Kazanırsınız. Oluç'un partinin uğradığı baskılardan bahsetmesi üzerine bir yurttaşın verdiği mesajsa anlamlıydı. Zor kısmını da atlatırsak Kürt'e demir misali. Döldükçe çelikleşir yani. Ziyaretin ardından HDP'li heyet programlarını sonlandırarak kentten ayrıldı.